bir küçük böyle çorba tenceresini ocağın üstüne koyarak işe başlıyorum. Gördüğünüz gibi çok büyük bir tencerede çalışmıyorum çünkü aşağı yukarı 2 litre civarında sıvı kullanarak yapacağım. Şimdi altını yaktım, yavaştan ısıtmaya başladım. Evet, minestrone çorbası. Aslına bakarsanız bir tür sebze çorbası ve eldeki sebzelerden yapılan çorba. 2 tane şöyle orta boy havucum var ve bu havuçları mümkün olduğu kadar böyle kaşığa gelecek vaziyette küçük küpler halinde doğramak istiyorum. Yani gördüğünüz gibi kestim. Arkasından da küçük eşit küpler bu. Yani zaten bu minestrone çorbasının inanın bana alameti farikası içerideki sebzelerin küçük küçük küp küp vaziyette doğranmış olması ve kaşığa gelir kıvamda olması. Birinciyi kestim, ikinciyi de kesiyorum. Havucun şekline ve şemaline göre dediğim gibi bazısını ortadan ikiye, bazısını böyle üç parçaya kesip küçük küçük küpler halinde doğruyoruz. Çorba tenceresi ısındı. İçerisine birazcık zeytinyağı, birazcık tereyağı ilavesi yapacağım ben. Normalde hiç tereyağı konulmaz bu tarife ama ben seviyorum. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, sonuna kadar kullandım bunu. İçerisine bir tane soğan, böyle küçük küçük doğranmış. Bir kaşık da tereyağı. Dediğim gibi ben sevdiğim için koyuyorum. İstiyorsanız sadece zeytinyağı, yani İtalyan zeytinyağcıdır. Ben azıcık tereyağı koyuyorum. Tereyağı, zeytinyağı, soğan hafiften kendini bırakıyor. Bu gördüğünüz patates de aynı şekilde küçük küp küp doğranıyor. Soğanları ekledim. Birazcık kavurdum. Arkasından havucu ekledim. Yaklaşık 1-1,5 dakika kadar kavurdum. Arkasından patatesi ekledim. Onu da böyle bir 2-3 dakika kadar kavurdum. Bu tip çorbaların en büyük lezzet katkılarından bir tanesi içine koyacağınız kerevizdir. Defne yaprağıdır. İnanılmaz lezzet katar. Ben de o yüzden mutlaka ve mutlaka bir tane kerevizin sapını koymaktan geri durmam. Ekliyorum içerisine. Onu da şöyle karıştırıyorum. Ve tabii 3 dişte sarımsak. Benim sarımsaklar gördüğünüz gibi bayağı minnoş boyutlarda. Tamam mı? Hiç ezmeye gerek yok. Bunu böyle ince ince doğradım. Bunların hepsi içeride görüntü olarak tane tane diri diri kalabilir. Şimdi bu ikiliyi de ekledikten sonra şöyle bir tur çeviriyorum ve ısıyla beraber bütün sebzelerin bir kere bir buluşmasını, hepsinin beraber bir vücut olmasını sağlıyorum. Şimdi ben bir parçacık tuz koyuyorum. İçine kereviz de koyduğum için ve kereviz de birazcık kendinden tuzlu olduğu için kontrol bir vaziyette tuz koydum. Aynı şekilde karabiberini de ilave ettim. Son bir tur şöyle güzelce bir karıştıracağım her şeyi. Mis gibi. Hafif helmelenmeye de başladı. Yani patatesin kendi içindeki nişastası tereyağı ve soğanın birleşmesinden hafif de helmelenmeye başladı. Artık sıvısını ekleyebilirim. Dengeli bir birleşim yapmak istiyorum. O yüzden buna yaklaşık böyle 1 litre kadar sebze suyu tarzı bir şey koymak istiyorum. Tavuk suyu vesaire de koyabilirsiniz ama o zaman böyle hani protein değeri biraz fazla olacağı için daha farklı bir yere gider. Sebze suyu ya da içme suyu, hepsi olabilir, tamam mı? 1 litre kadar onu koydum. Arkasından çok da böyle aşırı yoğun olmasın diye, sebze 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 bağırmasın diye yaklaşık yarım litre ile 1 litre arasında da şöyle bir su ilavem var bunun üstüne. Bu söylediklerim opsiyonel. Bir avuç kadar dirsek makarna koydum ya da herhangi böyle küçük makarna ve bir su bardağı kadar da haşlanmış nohutla, özür dilerim, haşlanmış fasulyeyle burada işi bitirdim. Her şeyi güzelce bir karıştırdım. Kaynama noktasına gelene kadar her zaman olduğu gibi yüksek ateşte, kaynama noktasına geldikten sonra kısık ateşte kaynatacağım. Aşağı yukarı bir her şey bir araya gelene kadar bir 25-30 dakika kadar burada kısık ateşte tıkırdaması lazım. Sonra da servis hazır.